Yine çok önemli bir konumuz var. Gerçekten gündeme damga vuran bir konu. Dün akşam biliyorsunuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ama bu açıklama gerçekten pek çok kişiyi şaşırttı. Pek inanılır gibi bir açıklama değil. Kendisinden de beklenmedik bir açıklama. Şimdi getirelim o açıklamayı ekranlara, üstüne konuşacağız. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım dediler. Ve bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Bir ülkeye böyle bir iftira atılabilir mi? Emniyete, jandarmaya, İçişleri Bakanlığı'na böyle bir iftira atılabilir mi Duygu? Şimdi bunun için kara paranın davet edildiğini... Bak, şimdi, ve bu kara parayla cari açığın kapatıldığını iddia ediyor. Şimdi bu çok için, önemli bir iddia. Bir, elinizde bir görüntünüz mü var? Hı hı. Bununla alakalı yapılan bir anlaşmayı mı biliyorsunuz? Bununla yapılan bir alakalı elinizde bir ispatınız mı var? Bununla ilgili verilen paralarınla ilgili bir elinizde bir ispat mı var? Hı hı. Şimdi bunlar olur. Der ki ben böyle bir şey var elimde. İşte bu da bunun ispatı der, ortaya çıkartır. O zaman derseniz ki bu ispatı olan kişi kim? A kişisi, B kişisi, C kişisi. Bununla ilgili bir soru iletebilirsiniz. Ama namusuyla, şerefiyle, haysiyetiyle, ailesiyle bir arada yaşayan emniyet mensuplarına, İçişleri Bakanı'na, efendime söyleyeyim jandarmamıza bu kadar fütursuzca bir yalan atılamaz. Neymiş efendim? Onların parası gelmiş, cari açık kapanıyor. Yani biz her yayınımızda elimizden geldiği kadar bu konularda hassasiyet içerisinde davranıyoruz. O zaman sizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınızın cenaze aracında yakalanan uyuşturucu maddeler için ne diyeceksiniz Sayın Kılıçdaroğlu? Yani biz şimdi Ekrem İmamoğlu'nu uyuşturucu satmakla mı suçlamamız gerekiyor? Böyle bir şey olabilir mi? Biz bunu söyledik yayınlarımızda. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın arabalarında, yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı araçlarda şoförüyle birlikte uyuşturucu madde yakalandı. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı uyuşturucu satıyor mu olacak? Uyuşturucu illetinin bulaşmadığı bir ülke zaten yok. Ama bunu minimize edip elinden geldiği kadar ülkeler bununla mücadele etmeye kalkıyor. Bakın bu bir operasyondur. Şebnem Korur Fincancı başlattı. Kimyasal silah kullanıyor Türkiye. Şimdi Türkiye'yi cari açığını uyuşturucu parasıyla kapatmakla itham eden bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Üste gelmiş. Mahkemeleri basıp hakimleri tehdit edenleri şimdi biraz sonra anlatacağım. Hı hı. Ya Allah aşkına, şimdi siz hamburgerciye gittik dediniz. Evet, bugün Sayın Soylu bu konuda bir şey söyledi. Gerçekten demek ki hamburgerciye gitti dediğiniz yerde bu tür konuşmaların size talimatı verildi. Ya bir ülkenin emniyet müdürü, emniyet müdürleri, polisleri, bütün teşkilatı böyle bir konuda itham edilebilir mi? Yani Allah muhafaza bu teşkilatın içerisinden iki kişi böyle kötü bir şey yapmış dahi olsa, yaptıysa cezasını hemen anında çeker. Siz bütün teşkilata bunu söyleyebilir misiniz? Mümkün mü? Mümkün değil, kabul edilebilir değil. Yani bunun hiçbir tarafından tutar bir tarafı yok. Hı hı. Ki o zaman biz kalkacağız, AK Partililer kalkacak, Cumhur İttifakı'ndakiler kalksın, o zaman sabahtan akşama kadar Sayın Ekrem İmamoğlu'nun uyuşturucu baronlarıyla bir arada çalıştığını söylesin. Böyle bir şey olur mu? Kendi cenaze arabalarında yakalandı uyuşturucu. Ben her yayınımda söyledim. Orada belki bir şoförün ya da birkaç kişinin yaptığı bir hatayı bir belediye başkanına mal etmek doğru değil dedim. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dil ülkeyi bölen, insanları ayrıştıran, kavgayı ve dövüşün yolunu açan bir konuşma tarzıdır. Hı hı. Allah aşkına şimdi yani değerli jandarmalarımız bugün kırsalda aileleri burada bekliyorlar. İstanbul'da, hı hı, Ankara'da, gurbette bekleyen birçok mücadele eden jandarma kardeşimiz var. Şimdi o jandarma kardeşlerimizi uyuşturucu satıcısı olmakla, uyuşturucu ticareti yapmakla itham ediyorlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi Duygu Hanım? Hükümetin de buna izin verdiğini söylüyorlar bir taraftan. Yani uyuşturucu ticareti yapılmasına izin verildiğini. Kendilerinin bunun şeyinde bir delil olması gerekiyor. Kesinlikle kendilerinin gazeteci sıfatıyla önümüze koydukları teröristler bizim emniyet binalarımıza saldırdı. Sen arıyorsan kendin de ara bu tür insanları. Kalkıp da bir devleti, bir hükümeti uyuşturucu satıcısı olmakla itham etmek ne demektir ya? Cari açığı böyle kapattılar gibi bir yalan söylemek ne demektir? Bunun ispatı nerede? Bunun ispatı nerede? Maalesef bununla alakalı diyecek kelime bulamıyorum. Bu bir siyaset değil.
bu siyaset tarzı da değil. Hı hı. Siz bugün biliyorsunuz, yayın öncesinde biz sizinle birlikte toplantılar yaparken önümüze bütün evraklar geliyor. Her şeyde hakkaniyetli davranmaya çalışıyoruz. Evet. Elbette elimizden geliyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı ilk yakalanan uyuşturucu aracını gördüğümde ilk dedim ki yani Ekrem İmamoğlu bunu satacak hali yok. Evet, ilk söylediğiniz ama dedim niye arabalara kamera koymuyor dedim. Hı hı. Niye böyle bir dedim gevşeklik yapıyor burada? Burada bir gevşeklik söz konusu. İhmal var. Evet yani gevşeklik dediğim ihmal. Hı hı. Yani böyle bir iş söz konusu dedim. Yarın bu arabalarda bomba da getirirler Allah korusun dedim. Çünkü terörle iltisaklı kişileri de işe aldılar dedim. Ama şimdi sırf bundan dolayı Ekrem Bey'i uyuşturucu satıcısı olmakla itham etmek mümkün doğru değil. Olur mu? Olmaz. Yani böyle bir şey, Kemal Kılıçdaroğlu bugün bakıyorum grup toplantısında 3 tane uyuşturucu baronunun öldürmesiyle ilgili şunlar şunlar öldürülmüş. İşte bunlar bunlara destek çıkmıştı diyor. Hı hı. Yani bir uyuşturucu baronu Türkiye'ye geldiyse, burada öldürüldüyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buna destek çıktığı anlamına mı gelir? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Mümkün değil ya, anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün değil bu işleri. Bu işleri anlamak mümkün değil. Bu siyaset değil. Bu toplumu gerer. Bundan başka bir şey olmaz. Bundan bir oy da devşirilmez. Yani bunu ispat etmeniz için elinizde bir delil olması gerekiyor. Yoksa kesinlikle. Bu gelen videoların hiçbir ispatı yok. Atayım yalanı, ve inanan inansın böyle bir mesele olur. Olabilir mi? Bu çok yanlış bir tavırdır. Bunun evet. Mutlaka, bakın siyasete bu işlerin düzelmesi lazım. Toplum barışmak istiyor. Hı hı. İnsanlar bir arada yaşamak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrıştıran ve toplumu bölen bu dilden kurtulması lazım. Şebnem Korur Fincancı'nın en büyük destekçileri kim olmuş? Biraz sonra göstereceğim. Evet. Kimyasal silah kullandı denildi Türkiye için. Bunun en büyük destekçisi kim? Hepsini göstereceğim şimdi. Hı hı. Şimdi Süleyman Soylu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Jandarma Teşkilatı'nın da buna tepkisi geldi biliyorsunuz. Sayın haklı Kılıçdaroğlu olarak. Hakkında da suç duyurusunda buyurun, bulunuldu. Polis teşkilatımızınkini lütfen siz evet, okuyun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 177 yıllık emniyet teşkilatımızı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz demiş Türk Polis Teşkilatı. Polis teşkilatımızı tebrik ediyoruz. Aynı şekilde Jandarma Genel Komutanlığı da aynı şekilde. Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 183 yıllık jandarma teşkilatımızı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamaktadır demiş. Evet. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz demişler onlar da. Jandarma Genel Komutanlığımızı da tebrik ediyoruz. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Sayın evet. Cumhurbaşkanı da yarın grup toplantısında çok sert bir açıklama yapacak. Bakalım neler söyleyecek, yarın hep birlikte göreceğiz. Onu da takip edeceğiz. Evet. Evet.